İstanbul Sanayi Odası toplantısına gidiyoruz. İstanbul Sanayi Odası'nda arkadaşımız Cemre Nur Karaca'nın yanında İsmail Gülle var. Teşekkürler Açıl Sefer. Senin de bahsettiğin gibi yanımda TİM Meclis üyesi İsmail Gülle var. Şu anda İstanbul Sanayi Odası'ndayız. Öncelikle hoş geldiniz İsmail Bey. Şimdi direkt asgari ücretten girmek istiyorum. Ben neler söyleyeceksiniz asgari ücretle ilgili bir işveren olarak? Yani bana sorduklarında hemen hemen bu rakamı telaffuz ediyordum. Yani bu şeyde. Yani bir çok kısa zamanda belirlenmesi bir konsensusun oluştuğuna işaret ediyor. Yani özellikle yüksek enflasyonlu bir dönem yaşıyoruz. İnsanımızın mutluluğu önemli. Çalışanlarımız bizim için çok değerli. O açıdan hayırlı olsun diyoruz. Ama tabii ki bu ücretin başka şeylere sebep olmaması gerekiyor. İnsanların bu aradaki aldığı farkı hissetmesi gerekiyor. Onun için de tabii değerli olan enflasyonun kontrol altına alınması. Yoksa her 6 ayda bir bu artışlarla tabii istemeyiz ve arzu etmeyiz yani bunun şeyde. Çünkü bunun da rekabetin sürdürülebilirliği bizim için son derece önemli. İhracat ne kadar önemliyse bu ülkede, üretim ne kadar önemliyse çalışanlarımızın mutluluğu da o kadar önemli. O yüzden hayırlı olsun diyorum. İsmail Bey, bir noktada özellikle bazı sektörler için, tekstil sektörü için kayıt dışılığına sebebiyet vereceğine ilişkin birçok söylem var. Sektör temsilcilerinden siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir daha alın. Kayıt dışılığa sebep vereceğine ilişkin birçok söylem var. Yani kayıt dışılık kimse inkar etmiyor. Kayıt dışılığın mühim olan bunun mümkün olduğu kadar azaltılması. Yani burada çalışanlarımızın hakkının yani tam olarak teslim edilmesi, verilmesi son derece önemli. Kayıt dışılık olmaması gereken bir konu. Yani burada üretim ve sanayinin olduğu yerde kayıt dışılıktan söz etmek mümkün değil. Bu açıdan biz burada her şeyi resmi yapıyorsak bu konularda da diğer kişilerin de buna da dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü kayıt dışılık devletin de kaybı, milletin de kaybı her anlamıyla zaten adı üstünde kayıt dışı. Biz her şeyin kayıt altında olduğu, her şeyin verildiği, devletin devlete ödevlerimizin yerine getirildiği, ödemelerin yapıldığı, insanların da kayıt altında harcamalar yaptığı bir yöntemde tabii bu kayıt dışılıkla mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Bu kayıt dışılık doğal olarak rekabeti de çok engelleyen, etkileyen bir faktör. O nedenle kayıt dışılık doğal olarak eğer burada arttığı zaman içeride daha farklı bir şeye sebep oluyor. İçeride rekabeti bozuyor. Doğal olarak kayıt dışının yükü olmadığı için daha rahat fiyatlarda oynama imkanı oluyor. Ama kayıt altında olanların tabii ki doğal olarak bir maliyetle ilgili bir sorumluluğu oluyor. İsmail Bey, ben faiz kararını da sormak istiyorum. Yarın bütün piyasalar, hem iş dünyası hem sermaye piyasaları faiz kararını bekliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Burada tabii faizle ilgili bir yeni bir dönem başlıyor. Şimdi bu geçmiş dönemi de değerlendirmek lazım. Şimdi düşük faiz büyüme rakamlarında çok ciddi bir etkendi. Düşük faiz. Ama hesapları bozan tek şey dünyadaki bu yüksek enflasyon oldu. Doğal olarak burada ülkemizin de bir ekonomi politikasını değiştirmesi gerekiyor. Bu açıdan bundan sonraki süreçte faizlerin artırılacağını görüyoruz. Yani bunun ne kadar olduğunu söylemek şu anda bu ekonomistlerin işi. Ama biz önemli bir artış olacağını tahmin ediyoruz. Artık bu dengenin sağlanması çok önemli. Artık güvendiğimiz, bilgisine güvendiğimiz bir bakanımız var. Ve bu bakanımızın ekonomi politikalarını uygulamada bütün kesimleri dinlediği ortamda herkesin destek olması gerekiyor. Bildiğimiz bir şey varsa, söyleyeceğimiz bir şey varsa bugün olumlu bir şekilde söyleyip bu politikaların destekçisi olmamız gerekiyor. Çünkü ülkemiz madem ki aynı gemideyiz, ülkemizi seviyoruz, ülkemizin değerlerine inanıyoruz, ülkemiz için geleceğine inanıyoruz. Bir Türkiye yüzyılından bahsediyorsak bunun için emek verenleri eleştirmek yerine, daha doğrusu olumlu eleştiriler yaparak çözüm önerileriyle
desteklemek lazım. Bugün herkesin yek vücut olarak bunu yapması gerekiyor. Yapması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bundan sonraki süreçte burada çok fazla bir yol olduğunu da görmüyoruz. O açıdan bir yandan faizin bir yerde gelmesi. Çünkü dünyada artık faizler artıyor. Bunun yan etkilerini hep beraber göreceğiz, yaşayacağız. Yani bu yüksek faizli bir dönemde kredi faizlerinin yükseldiği, içerideki faizlerin yükseldiği bir dönem olacak. Doğal olarak belki bunun da yan etkilerini birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama en azından bir aşamalı ve süreli bir iyileşmenin de bununla beraber takip edeceğiz. Yani bu kısa zaman içerisinde sonuç alınacak bir dönem olmayacağını hepimiz biliyoruz. 2023'ü zaten bu konuda unuttuk. 2024'ün sonlarında enflasyonun kontrol altına alındığı, faizlerin ona göre tekrar göreceli olarak bir kontrol altına düşeceği ve tekrar büyümenin, yatırımın, üretimin, istihdamın ve buradaki şeyi kaybetmeden gideceği bir dönem olmasını diliyorum. Geçtiğimiz dönemde reskont kredilerini çok konuştuk, masaya yatırdık. Siz de aslında şikayetlerinizi dile getirdiniz. Olası bir faiz artışı durumunda bu noktada ne gibi bir değişiklik bekliyorsunuz? Yani tabii ki reskont faizleri özellikle ihracatı çok ciddi destekledi. Yani kabul etmemiz gerekiyor. Türk lirasıyla verilen bu destekler ve düşük faizle verilen bu destekler ihracatımıza çok ciddi karşılık verdi. Yani burada amaç dövizi daha çok döviz getirmek ve döviz ülkemizin döviz ihtiyacını sağlamaktır. Bu nedenle dövize olan teması azaltmak adına bir takım adımlar ve politikalar uygulandı. Artısını eksisini konuştuk. Bugün onları artık konuşmanın bize şeyi yok çünkü onlar geçmişte kaldı. O nedenle bundan sonraki süreçte yani bu faizin artırılmasıyla ilgili bu artık bundan sonraki reskontlarda buna göre tabii dengelenecek. Doğal olarak kaynaklarla ilgili maliyetler artacak. Ama istediğimiz şu ki en azından kaynaklara ulaşabilmek çok önemli. Bu da parayı sıkmak ve piyasadaki parayı dengede tutmak adına kredilerde çok önemli bir daralma olduğu bir dönemi de yaşadık. Bu açıdan yeni bir hükümetimiz göreve geldi. Yeni hükümetimizin bu konudaki alacağı kararlarda tabii ki hepimiz bunun destekçisi olacağız. Yani bu dediğim gibi çok rahat geçecek bir dönem olmayacağını artık hepimiz biliyoruz. Bunun idraki içerisindeyiz. Ama yani bu dünü de biz yaşadık. Bundan sonrasında biz yaşayacağız. Çünkü biz bu konudaki bütün uygulamaların muhatabıyız. O açıdan bu konuda söylenebileceklerimizi, söyleyeceklerimizi mutlaka toparlayacağız. Çok teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Evet, Açıl Sezen, İsmail Gül'le sorularınızı yanıtladı. Sözü tekrar sana bırakıyorum.